Hocam ben bu kitabın fikrini ilk senden ne zaman duydum? Hatırlar mısın? İlk tanıştığımız zamanlar falandır. Yani birkaç ay olmuştur herhalde. Böyle hani Evet, insanın fabrika ayarları diye bir evet. şey yazıyorum, üzerine Bu konuşuyorum yani falan. aslında kitap değildi o zaman fikir olarak ama bir anlatı fikri olarak vardı yani. Onu tartışıyorduk zaten. Ses hatta sen bir heyecanlanmıştın falan o dönemde ama sonra kitap olmaya başladı. Ya kitap olmaya başladıktan sonraki sürecin içinde de beni en çok heyecanlandıran tarafı, yani şöyle bir tutarlılıktan yola çıkıyordu ki, yani hani işin başından böyle teorilerini konuşup sonra pratikteki sonucunu görüyor olma çok heyecanlı gerçekten şeyde. Hatta yani çok daha fazlasını içine ekleyerek oluşturdun. Şöyle bir sürprizi vardı. Kitap piyasasının çok büyük bir bölümü kişisel gelişim başlığı altında temel duyguların ve ihtiyaç duyulan isteklerin manipüle edildiği bir alan, devasal bir havuz oluştu. Ve orada yani bilgilerin bir kısmının doğru olabileceğini tahmin ediyorsun ama büyük bir kısmının yanıltıcı bir içerik barındırıyor. Ve yani hani o alana konuşsam mı, kim konuşsa, nasıl konuşulur falan alanında sen aslında insanın fabrika ayarlarıyla beraber o alanın kılavuzu, referansı ya da mıknatısı olabilecek, çekim gücü olabilecek bir merkez oluşturdu. Yani aslında konuştuğun her şey son 20 yılın, son 10 yılın ortalama insanını etkileyen problemlerin tümüne genel bir bakış açısını tek bir kitap serisinde, tek bir kitap olamadı ne yazık yani büyüklük açısından, tek bir kitap Hatta serisinde neredeyse 5 tane oluyordu da sonra 3'e indirdik falan. üçe indirdik ki ben 5'te ısrarlıydım o Evet. dönemde. Bunu 5 temel başlık bir değişkenle beraber 3 kitabın içerisine derledin, topladın. Ama bu yani tuhaf bir derleme toplama oldu. Sonra hani beraber konuştuğumuzda da üzerine söylediğin, bu bir kitap içeriği olmaktan çıktı. Bu bir bilimsel teoriye dönüştü. Yani hani gücü itibariyle ya da Aynen. bakış açısı itibariyle. Peki ilk senin ne zaman aklına geldi? Hani bunun üzerine konuşma ya da söylem oluşturma. Şimdi fikrin bir tohumunun oluştuğu zaman, daha doğrusu toprağın atıldığı zaman var, tohumun düştüğü zaman var, bir de mecburen filizlendi ya, ortam şartları görünce filizlendiği zaman var. Şimdi toprağın atıldığı şu, hep anlatıyorum ya, bu biyolog olmaktan ve fizyoloji uzmanlığı yapmaktan gelen ve işte bir dönem tıp fakültesinde çalışmış olmaktan gelen, ya tıpta bir yanlış var. Meselesi hep böyle arka planda kurcalıyor. Bu yanlış ne? Hasta olana kadar bekliyorsun. O zamana kadar tıp bir şey söylemiyor. Yani sen yaşa takıl. İşte git istersen şifacıya git. İstersen bitki çayı iç. Kimse oraya karışmıyor. Ama hasta olunca doktorların tartışması iktidar alanına giriyorsun. Ve genellikle de tedavi edemiyorlar seni. Yani sistem bozulmadan önce bozulmaması için ne yapacağını anlatan bir tıp ekolü çok fazla yok. Var bireysel hekimler, bu konuda bilgiler var ama neden tıpta gelenek olarak böyle bir şey yok diye bakarken ilk başlarda eş zamanlı olarak tıpta mesela evrimin hiç olmadığını fark ettim. İnsan biyolojik bir canlı olarak anlatılmıyor aslında. İnsan bir biyolojik cihaz olarak anlatılıyor. Tek fabrikadan tek üretim olarak çıkmış. Ona benzer hiçbir şey yokmuş gibi. Mesela diğer organizmalar, canlılar bizi hasta etmiyorsa ya da bir ürünü hastalığımıza iyi gelmiyorsa ilgilenmiyoruz tıpta genelde. Böyle bir kopukluk var. Şimdi burada önce bir rahatsızlık başlıyor. Tabii. Orada bir toprak oluşuyor, işte ortam oluşuyor. Diyorsun ki yani burada bir şey olmalı. Bir çözüm olmalı, bunu tekrar birleştirmek mümkün olmalı diye. Sonra zaman içerisinde ben anlatmaya başlayınca şöyle bir ihtiyaç doğdu. Yani beyin ve davranışla ilgili konuşuyorsun ya, ilgili olmadığı hiçbir şey yok. Yani insan hayatında her şey onunla ilgili. Ve bana en sık gelen sorular da her zaman yani nasıl daha sağlıklı, nasıl doğru olurum soruları kapsamında sorular geliyor. Çoğu kişi hastalıklarını soruyor. Çoğu kişi işte Evet, ister istemez muhabbet hep ona varıyor değil tabii mi? canım tabii. Neuroscience'dan konuşuyorsun bambaşka bir yerde. Bizim Aynen. yeğenin de başına şu geldiydi Ya falan hocam diyor siz beyin diyor, benim bel fıtığı falan diye giriyor adam. konuya. Ya şimdi o bağlamdaki soruların hepsinde aslında görünen bir temel manzara var. İnsanlar sağlıklarını kaybetmekten korkuyorlar aslında dipte. Sordukları soru şu, ya ben bu olmasın diye ne yapayım? Ailesinde bilmem beyin tümörü çıkmış, bilmem ne hastalığı çıkmış. Yani ne yapayım, ne yapayım? Bu sorular çok fazla var. Zihinsel performans sorusu çok geliyor. Kimse performansından memnun değil. Efendim işte mutluluk diyor beynin neresinde diyor. Müziği neremle seviyorum diyor işte falan filan. Şimdi bütün bu soruların aslında hepsi sistemin nasıl çalıştığı ya da çalışma amacına uygun kullanılıp kullanılmayacağı noktasında cevapları ayrışan sorular. Yani sen düzgün kullanırsan bunların hepsi güzel olacak belli ki. Ama yanlış kullandığın için bir şeyler iyi olmuyor. Ve ben de uzunca bir süre bu ta ilk kitabı işte yazarkenden beri galiba unutulacak şeylerde ilk fabrika ayarlarımız başlığını atmışım bu arada. Tamamen bilinç dışı bunu daha sonra fark ettim. Orada bir bölüm diye yazmışım böyle. Yani biyolojimizdeki bazı genel geçer şeylere örnekleri vermek için.
Yaşamımız sırasında biz ne yapalım ki doğru dürüst yaşayalım meselesini araştırırken de biyolojiye tekrar bir baktım. Biraz fizyoloji bilgimi onu bir araya getirmeye çalıştım. Açık böyle biliyorsun benim hastalığım. Yani eskiler ne diyor, kadim bilgide neler var bu konuda biraz onlara baktım. İşte bütün bu büyük soruların da cevabını alabilmek için de ne yapabilirdim? Biyolojiyi tekrar aldım. İşte tıptaki o fizyoloji bilgisini bir koydum. Bir taraftan da hani benim hastalığım biliyorsun böyle eskiler ne demiş, kadim bilgi bu konularda neler diyor, insan alışkanlıkları, antik şifacılar nasıl yaklaşıyordu bu tip konulara falan filan gibi. Tabii yani kütüphanelerde sabahladım, işte Babil'e gittim, dokümanları inceledim demeyi isterdim ama öyle bir durum yok. Gelebildiği kadar, toplayabildiğim kadarıyla bir formülasyon çıkarmaya çalıştım. Ve en önemli çıkış noktası da şu, bahsettiğim ya kişisel gelişim literatüründen başta. Ya mesela kendimde şöyle bir yetenek yakaladım. Yıllarca bir şey okuyunca, mesela bir iddia görüyorsun kişisel gelişim aleminde. Diyorsun yani bu kadar da boş bir şey olmaz. Ya da efendim işte bir şey duyuyorsun, oha be adam iyi yakalamış diyorsun mesela. Şimdi bir anda şunu fark ettim, ulan ben bunu ayırt edebiliyorsam insanlara da ayırt etmeyi öğretebilirim. Yani tutup da bu kötü söylüyor, bu iyi söylüyor demenin dışına çıkıp ya kardeşim sen de bunu böyle ayırt edebilirsin formülünü verebilmemi mümkün olduğunu düşündüm. İşte ama bunu tabii nasıl formüle edeceksin? Şimdi sorun genellikle büyük gibi gözüküyor. İşte filizlendiği günde bir gün bir televizyon programında işte Deniz Bayramoğlu dedi hocam şu insanın dedi bir ayarı yok mu dedi yani nasıl yaparız bu işi? Dedim ben var, fabrika ayarları var. 5 tane not almıştım. Onları saydım programda. Milletin hoşuna gitti, benim de hoşuma gitti. Çünkü senelerce üzerine düşündüğüm bir şeyi o gün o programda konuşulan konular bağlamında da aslında işte bedenle alakalı. Sen de net aynalama insanısın yani. Hani can canlarda da öyle. Hani karşında tabii. Zihinsel bir muhatap aynen. Olacak ki. Ya onun bir isteği olsun da ben yapayım yani. Ben böyle mutfakta sipariş usulü yemek hazırlayan adam gibiyim. Öyle bir istek gelince oluyor. İşte bedenle ilgili, psikolojiyle ilgili, sosyallikle ilgili ve daha ziyade böyle spiritüel alanla ilgili aklıma gelen 5 tane cümleyi yazdım. O 5 tane cümlenin üzerine sonra çok konuşmaya başladım ben. O kartı sakladım. Biraz yazdım, çizdim, not aldım falan. Ve daha önce de işte dediğim gibi Unutulacak Şeyler kitabında falan da bahsettim. Yani düşünmeye teşne olduğum bir konu olduğu için arka planda pişti. Ondan sonra zaten işte yayın evi de uzunca bir süre artık yani sen yazarsın, hatırlarsan artık bir şeyler yazman lazım falan derken bir kitaba başlayalım dedik. İşte o arada zaten seninle bizim yolculuğumuz başladı. Bu aynı zamanda yani bunun teoriye dönüşme süreci seninle beraberdir. Yani orada biz konuşurken ben sadece insanın fabrika ayarlarını böyle bir keçi başlık olarak düşünüyorum. İnsanın dikkatini celp edecek bir şey ama şöyle bir galiba senden gelmiş bir soru olabilir. Yani bunun dışında kalan bir derdimiz var mı? Yani bu kapsayıcı bir şey gibi gözüküyor ama dışında bıraktığımız bir şey var mı diye çok bakındım. Yok. Yani insana dair sorunların hemen hepsi bu 5 maddenin içinde kapsanıyor ve işte kaos prensibi de dahil. Dolayısıyla bu aslında bu anlamıyla bütünü açıklayan bir teori anlamına geliyor. Yani bütün olayın nedenlerini, basamaklarını, mekanizmasını, nasılını anlatan bir teori. Dolayısıyla o gazı da işte senden ve diğer açık beyin hekiminden aldıktan sonra bunun bir teori olduğunu ben de ikna oldum. Ama işte lansmanda da anlattığımız gibi bu teori bilim diliyle değil, yani bilimsel bilgiyle herkes için yazılmış bir teori oldu. Sonuçta kitap oldu, bir makaleden ziyade. Yani bir yandan da ne kadar tuhaf, yani lansmanını yaptığımız dönemden bu yana, kitapların çıktığı döneminden bu yana, üçüncü kitabın da tamamlandığı zamandan bu yana, Kasım ayından bu yana, yani en çok satan ilk 10, ilk 20'nin içerisinde tuhaf olanı şu üçü birden. Üçü birden öyle evet. Yani bir bilim kitabının, tabii kurgu dışından bahsediyorum ama yine de bir bilim, yani siyaset kitabı değil, işte kişisel gelişim içinde birer... Sıcak gündem kitabı değil. Değil, bir bilimsel anlamda bir teoriyi anlatan bir kitabın bu kadar belirgin bir şekilde gündemde ve popüler olması ve hani şey de biliyorsun yani öyle billboardlara da çıkmadık. Hani öyle bir lansmanımız da yok. Aslında kısıtlı bir kitleye lansman yaptık. Evet. Yani internet kitlesiydi. Bir de örtüşmez derler ya internet kitlesi de okuyucu kitlesi. Yani bizim orada bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Evet yani bize ait başka bir kitle varmış hani karşılığı olan. Ve yani insanlardan en beğendiğim yorumlardan bir tanesi. Bir arkadaşımın babası bunu daha evvelden söylemiştim sana. Kitabı okutuyor zorla babasına, bak bu sana iyi gelecek falan, yaşlanmayla ilgili dertleri var. Okurken yarım bırakmış. Ben bunu okumaya devam edersem hayatımı değiştirmek zorunda kalacağım diye. Bu çok iyi yani hayatımı aynen. Değiştirmek zorunda kalacağım. Onun anlayabilmesi ya da ona aktarılabilir seviyede bir şey oluyor olması iyi. Ben yazarken hayatımı değiştirmek zorunda kaldım. Yani mecbur kalıyorsun çünkü o...
Ya böyle bir bilgi çok ikna edici. Yani şunu şöyle yap ikna edici bir bilgi değil. O bir direktif, o bir formül ama nedenlerini anlayıp etkilerini görmeye başlayınca, çünkü normalde vücuduna olan bir şey var ve fark etmiyorsun bunu. Ama burada ya bunu yazarken mesela benim yaşadığım, abi vücudunu dinliyorsun. Lan hakikaten isyan ediyor, yapma bunu diyor. Yeme o künefeyi diyor her gün. Yani orada bir sıkıntı var. O aldığın keyfe nazaran çok büyük bedel ödüyorsun diyor. Bunu duyduğun zaman zaten hayatını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yani bütün hikaye var. Ya bunun televizyonda işte çok sivriltilmiş örneklerine baklava yeme, bir şey yapma, sarımsağı şöyle kullan gibi. Hani öyle kulağı tırmalayan şekilde bir şeyler duyuyorsun ama oraya artık yani toplumsal anlamda %60'ının dinleyecek kulağı kalmadı ya da bir konsantrasyonu kalmadı. Ama toplumsal olarak gerçekten yeni döneme ait tonla sorunumuz var. Konsantre olamıyor, anlayamıyor, kendiyle ilgili düşünüyor. Aslında içinde özünde çok çekirdekte söylediğin şeylerden bir tanesi kendini bulmayla, bilmeyle alakalı bir bakış açısı. Böyle olunca tuhaf bir şekilde çok işe yarar bir mekanikte gerçekten, yani sen hiç böyle checklistler vermediğini söylüyorsun ama kitap aslında hafif edebi bir dille belirgin bir checklist veriyor sana. Tabii. Yani mesela şeyi fark etmek, ben de içindeki az çok uyanık bir adam olduğumu düşünürüm. Hani bir şey düşünmeyle alakalı ya da bir şey algılamayla ilgili. Mesela beyin hareketle ilgilidir. Beyinle ilgili performansının tümünü, yani beyin hareketle ilgilidir de beyni varoluş gerekçesi hareket. Hareket aynen etmek istediğin için beynin var. Aynen. Bunu fark edince aslında hani düşünme, zeka, zihinle alakalı konuştuğun her şeyin hareketle ne kadar bir bütün olduğunu anlıyorsun. Birden böyle şey oluyor, kafanda kocaman bir balon patlıyor yani. O başlığın o kitapta olmasının sebebi aynı şoku benim yaşamış olmam. Galiba yani doktora yaparken miydi ya da tabii doktora döneminde olmalı. Çünkü tam böyle hardcore sinir bilimle ilgilenmeye başladığım dönem o dönem. İnternette ben bir kitap buldum. The Intelligent Movement Machine diye bir başlığı var. Nedir bu aga dedim yani, zeki hareket makinesi. Beyin kitabıymış. Beyin cümlesi bu. Beyin hareket için vardır. Çünkü sadece hareket eden canlılarda vardır. Dedim aga ben bunu niye düşünemedim şimdiye kadar. Mesela bu beni çarptığı için okuyanı da çarpıyor ve çarpmayan bilgi dönüştürmüyor zaten. Yani bir kere çarptı mı tamam diyorsun, artık başka bir şey oluyorsun. Bir de tabii yani hani sen bu beş temel maddeyi tanımlamak için kullandığın bir öncül bir terim daha var, kaos diye. Evet. Tabii onu anlıyor olmak da yani kitabı okuduğumda en başından beri bana çok etkileyici gelen şeylerden bir tanesi. Onunla ilgili özellikle bir şey söylemek istedim. Mesela bu üçlemede kısa tuttuğumu fark ettim onu. Şimdi genişletilmiş baskısı var. Çalışıyorum üzerinde, bitmek üzere. Üçünü bir tek cilt olarak yapacağız. Orada hem bu bölümü biraz genişlettim hem de buna müstakil bir çalışma yapmak gerektiğini fark ettim. Çünkü her ne kadar doğanın içinde bizzat kendi yaşamımızda o kaos denen şeyi birebir yaşasak da zihnimize zerk edilmiş düşünme kalıpları nedeniyle onu göremiyoruz, gözümüzün önünde olan bir şey. Benim biraz onu açmam, biraz onu, o konuda ikna edici olmam, daha fazla içerik üretmem gerekiyor. Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabında buna bir bölüm ayırdım, kaos diye, ama böyle bir bağlamda yani kendi bedenin, kendi yaşamın bağlamında ona kaosla bakabilme becerisi esas beceriyi oluşturacak zaten. Esas konu o. Yani Sinan Canan'ın niye size böyle beslenme konusunda şunu ya bunu yeme 10 günlük diyet listesi vermediğini ya da vermemesi gerektiğini ancak kaosu anlayınca anlıyorsunuz. Ve kaos gözlüğünü taktıktan sonra insanın fabrika ayarları başka bir şeye dönüşüyor. Yani başka bir tecrübeye dönüşüyor. O yüzden orayı biraz anlama çabasına ihtiyacımız var. Ben de bu konuda önümüzdeki yıllarda inşallah eksikliği olabildiğince tamamlamaya çalışacağım. Çok yakın sürede anladığım şeylerden bir tanesi. Şimdi reklamcılıktan kaynaklı ben klasik 10 maddede 8 madde, 10 adımda 20 adım hikayesini severim. İşe de yaradığını düşünüyorum. Zihnin yani kestirmelerinden bir tanesi. Hani bunu şöyle anlatalım, hapları şeklinde anlatalım ya da sıralayalım. Çok net tarif edelim hikayesini. Fakat bunu geçen bir otelin lobisinde oturuyorum. İşte bir sürü hanımefendi var şeyde oturan, lobinin içerisinde oturan. Şöyle bir his oluştu. Bunlar sanki birbiriyle akraba gibi. Yani hani acaba herkes bir saç biçimi rengi çok yakın, burun tipi çok yakın, yüz tipi çok yakın falan, böyle acık ciki bir mekan. Tamam şeyde. Şeye aydım birden. Aa bunlar yani hani estetik yaptırmış birçoğu ve benzer bir modanın kuaföründen çıkmış. Gerçekten hafif bir akraba mı duygusu, yani bir tuhaflık sezersin ya böyle hani çevrede, bir normal değil bir şey duygusu falan. Öyle bir şeyi sez. Klon hepsi. Ha ya yani klon değil de o kadar da benzemiyorlar elbette ama yani o sezinti arka tarafta o örüntü yakalamayla alakalı bir hal. Sonra şeyi fark ettim, yani temelde eğer güzelin bir olduğunu fark edersen işte böyle oluyor.
Yani bir şeye biçimlendiriyorsun. Sen kitabın içinde beslenmeyle ilgili de hareketin kendisiyle alakalı ki en önemli beslenme aslında bir şeydi. Sonra sınırları aşmak da bunu gene kümülatif olarak çözüyorsun ama bir şeydi. Neden o bir liste vermediğinin hikayesi? Doğru öyle bir şey değil. Aynen. Doğru çok seninle ilgili bir şey. Aynen, çok sadece yani hani ifa ile beraber bakarsan bir yol haritası var. Yürüdüğün, aynen, indiğin ya da çıktığın. Yani hani temaşa son günlerde çok yayın yapıyoruz. Kendi doğrunu bulabilmenin yöntemiyle alakalı bir şey. Evet. O işte formül ona engel oluyor yani. Öyle olunca farklı ve çeşitli oluyorsun. Tabii. Ama doğruyu sabitlersek eğer, doğru bu. Sabahleyin 7'de kalkmak doğru dediğin andan itibaren, yani sabahleyin 7'de kalkan herkes gibi bir herkese dönüyorsun. O kendin değil. Ya da sabah 7'de kalkamayan herkesin kendini kötü hissetmesine neden oluyorsun. Neden oluyorsun? Berbat bir şey yani. Halbuki yani birçok insan için hayatının belli bölümlerinde de değişmek koşuluyla, bu hep değişim, sabahleyin 6'da kalkmakla öğlen 12'de kalkmak arasında herhangi bir saatte kalkmak çok doğru olabilir. Tabii yani. Yani dalgalı olduğunu anlamak. Ya cam yiyen insan var dünyada. Cam yiyor, kireç yiyor, toprak yiyor yani. Böyle insan da var. Ben ona ne anlatayım yani? Sabah 7'de kalk. Hayır, cam yemedi diyemem ben ona. Yani bu tarz böyle bir çeşitliliği görmüyoruz. Bir de insan zihninin şeyi var ya, ya herkes benim gibidir. Dolayısıyla ben de herkes gibiyimdir. Dolayısıyla herkes de çalışacağım, ben de çalışırım. Bu büyük bir yanılgı. Boş. Evet, evet. Boş bir inanç yani. Hiçbir temeli yok. Ve anlar arasında da ciddi fark var. Yani insanın fabrika ayarlarını yazdığım dönemdeki benle şu anda tekrar işte geliştirilmiş baskısını yazan ben farklı olduğumuz için farklı kitaplar oluyorlar şimdi bu iki versiyon. Yani bir şeyler ekleniyor, gelişiyor. Bazı yerleri çıkarttım mesela, gereksiz. Oraları artık nasıl diyelim, anlatmaya gerek yokmuş mesela, onu fark ediyorsun ama o günkü kafan onun gerekli olduğunu düşünüyor. Yani bir de zamansal değişkenlikler var. Dolayısıyla bu işte en güzel dans metaforu anlatıyor abi. Dans etmeyi öğreneceksin yani hayatta. Hayatta böyle kazık gibi, işte piston iter çeker gibi yaşanmaz yani, öyle bir sistem değil bu. Bir de şimdi Storytel'den yeni tekrar dinledim yukarıdan aşağı, hani biraz bütüncül olarak da bakmak için. Bu arada hemen hemen 3 kitap da Storytel'de var ve çok... Hani... Benim öbür kitaplarda da vardı. Ben kendi kitabımı dinlemek çok tuhaf geliyor yani. Kendi kitabımı okumayı severim ama dinlemek çok acayip bir tecrübe. Başkasının sesinden dinliyorsun kitap, ya. Kitabı tanımıyorum yani. Lan acaba şimdi ne diyecek falan diye dinliyorum. Öyle bir şey yani. Ben de şey işine çok yarıyor dinleme hali. Bütünsel olarak anlama. Hani o şimdi... kesinlikle. Ya bende de çok iyi çalışıyor. Ben bu arada biraz bu fikir ilk çıktığında... Hani özellikle işte bu engeller falan için üretiliyor da ya bir dönem. Dediler ki çok yaygınlaşacak. Dedim abi kimse bunu dinlemez. Okumak gibi olur mu falan. Okumaktan başka bir tecrübeymiş. Evet. Yani okumak gibi olmuyor değil. Başka bir şey oluyor. Ve hakikaten şu anda mobil haldeyken, sabah yürüyüşlerinde falan sıklıkla yaptığım bir şeye dönüştü. O olmasa podcast dinliyorum. Yani illa dinleyerek bir şeyi takip etme alışkanlığı başladı. Değişik bir modülün kapısını açtık gibi yani öğrenme konusunda. Bence faydalı. Şimdi Storytel'de hani bütün halinde dinlediğinde, bir de tabii yani senin, bunu hep söylüyorum, ilk karşılaştığım zamandan beri söylüyorum. Yani senin tuhaf bir insan sevme motivasyonu var. Dilinde de var o. Hani yukarıdan aşağıya baktığında hani yap, yapma, olsun olmasın ya da işte bunlar böyle yapılır, bunu yapmayan dangalaklar falan. Yani bunu demesen de arka tarafta üslubun böyle seçkinci olduğu bir dil değil tabii. Sen lirik, edebi, hani bir ara geyini yapmıştım. Bir kitabının girişinde de var mıydı acaba? Ben vardı. Evet. Şiir yazamadığım için. Unutulacak şeyler. Evet, şiir yazamadığım için böyle bunlar şeyler yazıyorum dediğin şey. Aslında sen gerçekten bir bilimsel teori üzerinde şiire en çok yaklaşan adamsın herhalde. İnşallah. Yani amacımız oydu. Bunu planlamamıştım, bu cümleyi söyleyeyim sana. Yani o tabii zaten anlatmaya çalıştığımız şey, yaşamın kendisi edebi bir şey olduğu için canlılıkla ilgilenen birinin kuru kuru bilgi anlatması, formül vermesi bana hep sevimsiz geldi. Ben biyoloji dersinde anlatırken tüyleri diken diken olmayan, gözü dolmayan hiçbir hocama saygı duymadım yani. Biyoloji böyle anlatılmaz ki, bu şey gibi ya. Yani ne bileyim, kaşıkçı elmasını taşıyorsun ama elinde sallayarak taşıyorsun gibi bir şey yani. Kaşıkçı elmasını ona göre taşıyacaksın. O bilginin bir ağırlığı, eskilerin deyimiyle ilmin izzeti olması lazım. İlmin izzeti de yani onu usulünce ikram edebilmenin yollarını araştırmak. Ben geçmiş 20 senem buna vermiş olabilirim. Yani nasıl ikram ederim? Ben sundum, yemediler. Değil öyle. O zaman dükkanı kapatırsın aşçı olsan. Yedirecek formülü bulman lazım. Yani güzel lezzeti organize etmen lazım. Bizim işimiz de çok iyi malzeme kullandıydım ama benim yemeğimi yemediler yani, diye bir hikaye yok. Ya da işte efendim Türkiye'de sen tutup da ne bileyim uzak doğu, Japonya'nın obskür bir yerinden bir mutfağa getirirsen çalışmaz yani. Buranın insanına uygun, güzel. Omleti de olan, menemeni, çakallı menemeni de olan.
efendim somun ekmeği de olan bir şey yapacaksın ki burada talep görsün, yensin ve karın doysun. Esas mesele o. Yani onu unutmamaya çalışıyorum. Akademi bunu insana çok unutturuyor. Akademi seni belli jargonların arkasına saklanma hürriyetiyle donatıyor. Yani öyle bir şey söylüyorsun kimse anlamıyor. O dobranlık koruyor da seni. Tabii koruyor. Biraz böyle toplumdan ayırıyorsun falan. Ama ben açıkçası hakikaten böyle jargon anlamında elbisesiz gezmeyi seviyorum yani. Çünkü insan da anlıyor. Anladığı zaman çok güzel soru soruyor. Ben de sorudan öğreniyorum zaten. O işin bir çıktısı var. Bir de gerçekten bir şeye inandım artık. Yani o dediğin şey çok doğru. Yazacaksan, anlatacaksan hakikaten dokunabilmen için önce muhatabına şefkat duyman lazım. Aptal, cahil, gerzek falan diye düşündüğün bir insana bir şey anlatamazsın. Ya da sınıfsal olarak kendini onlardan farklı görüyorsan bir şey veremezsin. Aynı gemide, aynı fani dünyada, aynı homo sapiensin üyeleri olduğumuzu unutmamak lazım. Çok da güzel bir son cümle oldu ama bir şey daha söylemek istiyorum. Hadi söyle. Şeyde. Yavaş yavaş bilimsel teori olarak atıflar gelmeye başlıyor. Şimdi bunu gördüğümde de çok heyecanlanıyorum. Evet. Şeyde, benim de hoşuma gidiyor. Sinan Hoca'nın ifa teorisine diye başladı. İlginç geliyor bana da. Evet evet. İfa teorisine gönderme yaparak ya da oradan bir veriyi alıp burada kullanarak falan. Şu anda bu arada internette bazı genç arkadaş grupları, mesela Gelecek Bilim'de ekibi eleştirel, yani kritik ifa oturumuna hazırlık yapıyor. Kitabı okuyorlar, bakıyorlar literatüre. Bana muhtemelen sorular ya da eleştiriler yöneltecekler. Heyecanla bekliyorum. Gelecek Bilim'de ekibine de buradan el sağlıyorum. Yepyeni bir kitap yolda. İşin içinde azıcık burnumu soktuğum için yani haberim var. Hani mevzudan haberdarım. Aslında ifayı, o da bir ayağını ifanın üzerine basarak Yeni Dünyanın Cesur İnsanı diye büyük sistemler karşısında yalnızlaşan insan hikayesini anlattığım bir kitap var. Bir iki cümle söylesene. Bir spoiler verelim bir şeyde. Aslında biraz da senin yüzünden yapıyoruz o işi. Yeni Dünyanın Cesur İnsanı aslında bir ifanın yardımcı ek kitap olurdu ya eskiden. Onun gibi bir uygulama kitabı. Tabii müstakil bir kitap ama yani netice itibariyle buradaki fikir bana hayatımda ne söyler? Yeni dönemin insanı, yeni dünyanın cesur insanı olabilmek için neleri fark etmesi, neleri yapması, ne yönlerde harekete geçmesi lazım? Bunun işte beraber ağırlıklı yaptığımız fikir egzersizlerinden bir döküm oluyor şu anda. Değişik bir teknik deniyoruz bu arada yazarken, bakalım inşallah güzel olur. Şimdi bu daha önce denemediğim bir sen diliyle yazdığım bir şey. Yani dedin ya sen demin öyle höt höt demiyorsun. Bu biraz höt höt dille bir kitap. Çünkü bu... Yok yok, hiç öyle olmuyor bu arada. Okudum. Yani höt höt derken yani... gerçekten değişmeye niyeti olan insana kestirme bir şeyler söylemek. Yani doğrudan sonuca gitmesini kolaylaştırmak amacıyla aslında yazmaya çalıştığım bir şey. Ve orada demin de dediğin gibi aslında gittiğimiz değil artık içinde olduğumuz o her şeyiyle bizi kuşatmış olan ve son derece artık akıllanmaya başlayan o büyük sistemler bütünlüğünün karşısında kozlarımızı bilmiyoruz. Yani o kozlarımızı hayata katıp o sistemlerin o gücünü faydamıza çevirecek ya da işte bir dalgayı sörf yapmak için eğlencemize kullanabilecek beceriyi nasıl geliştiririz bunun üzerine. Bugünkü ki, aradan kaçak toplantıyı hatırlıyor musun? Ne kadar da birebir kitabın içeriğini söyledi. Projem var diye gelen, bugünkü yaptım. Aynen öyle. Yani geliyor işte, böyle buluşuyoruz insanlarla. Afray diyorsun. Vallahi enteresan arkadaşlardı. Bu elbette ki benim zihnimle, bizim buradaki argemiz de sınırlı bir şey. Bunun bir yol açmasını umuyorum. Yani ileride insanlar birbirlerine bir şeyleri tavsiye etmeleri gerekecek. Ne tavsiye etsinler? Yani bunun gibi şeyler. İnsanın tekrar kendisini tanıması, kendisini bilmesi. Çünkü bütün bilgelik... Tabii keyfi var. Ve cepten çıkan bir tavsiye sistemi değil bu arada. Hani şeyi de hep es geçiyoruz. Yani hani yazdığın kitabın çok satılıyor olmasının dibinde bir sürü akıllıca, zekice bir şeyler ama en temeldeki büyük kalın kült çok çalışıyor olmakla ilgili. Evet. Bu aynı zamanda bilimsel anlamda son konuşulmuş tüm verilere direkt kaynakça gönderebilecek ölçekte iyi çalışılıp detaylandırılmış bir zihinsel durumdan geliyor ya. Aynen. Hani burada şey gibi de olması yani. Ben böyle hayal ettim. Ben de profesörüm. Ben hayal edince böyle oluyor falan gibi bir şey de değil. Hani arka tarafı biliyorsun. Hayatımda en çok çalıştığım şeyler, zaman harcadığım şeyler muhtemelen yazdıklarım. Yani sadece kitaplarda değil, makaleler falan. Ya bir makaleyi bazen sene bazında bir zaman içerisinde ancak bitirebildiğimi biliyorum. Kimsenin bilemeyeceği şeyler 17 yıldan fazla süren bir pişmenin ürünü. İnsanın fabrikaları desen 20 küsür senedir kafamı yoğurduğum şeyler. Yani ne kadar çok zaman yatırsan o kadar makes buluyor, yankı yapıyor. Dolayısıyla o tabii ilgi için de çok teşekkür ederim. İşte ama bu kainatın çalışandan yana olduğunu gösteren önemli işaretlerden biri. Evet. Hocam tebrik ediyorum, eline sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Çıktı.